da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov bir resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşma yaparken alçak bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Aslında bu sergi Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğini anlatan Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir sosyal etkinlikti. Değerli Büyükelçi, çok yakından tanıdığım Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için o zor dönemde bile, kritik dönemde bile, uçak krizinden sonra bile diplomasiyle olayı ustaca yönetmiş ve ilişkilerimizin tamir edilmesi için büyük hizmetler görmüştür. Tüm çabalara rağmen Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük, Rus halkının acılarını paylaşıyoruz. Bu alçak terör hadisesini gerçekleştiren katil etkisiz hale getirilmiştir. Sadece Büyükelçiyi ateş etmekle kalmamış, salonda bulunan izleyicilere de rastgele ateş etmesi dolayısıyla çok daha fazla can kaybı olmaması için polis saldırganı öldürmüş ve etkisiz hale getirmiştir. Tabii bu alçakça suikasti, bu terör olayını gerçekleştirenlerin kimler olduğunu, arka planında neler olduğunu ortaya çıkarmak için bütün birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz, polis teşkilatımız, adli birimlerimiz hemen harekete geçmiş ve çalışmalar başlamıştır. Olayın hemen arkasından Sayın Medvedev'e yakın çalışma arkadaşlarına dışişleri danışmanın tarafından bilgi verilmiş, adım adım gelişmeler paylaşılmıştır. Bilhassa de Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme yapmış. Arkasından da değerli meslektaşım Medvedev'le ben bir görüşme yaptım ve olayın bütün yönleriyle araştırılacağı ve gereken tedbirlerin alınacağını paylaştık. Sayın Medvedev'le görüşmemizde bu olayın ilişkilerimize zarar vermeyeceği konusunda bir fikir birliği içerisinde olduğumuzu da memnuniyetle gördüğümü ifade etmek isterim. Türk milleti olarak Rus halkının başsağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Dolayısıyla son zamanlarda gerek Rusya ile ikili ilişkilerimiz, gerekse Suriye başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne yönelik kuvvetli ve yoğun çalışmalarımızın devam ettiği bu dönemde gerçekleşen bu alçak saldırı elbette tesadüf değildir. Biz hep şunu söylüyoruz. Terör bir ülkenin işi değildir. Terör küresel bir tehdittir. Terör insanlığı, insanları hedef alan, hiçbir ayrım gözetmeden insanlığın başının belası bir iştir. İşte şimdi az önce Almanya'da kalabalığın içerisine tıpkı Fransa'da olduğu gibi bir tırın girmesi sonucu bir terör hadisesi daha gerçekleşmiştir. O yüzden ister Avrupa, ister Asya, ister Orta Doğu, ister Rusya,
hiçbir bölge artık biz terörden emniyetteyiz diyemez. Mutlaka teröre karşı ortak tavır, ortak mücadele hem küresel işbirliği hem bölgesel işbirliği kaçınılmazdır. Tekrar bu elim hadiseden dolayı üzüntümüzü Rus yetkililerle, Rusya'yla paylaşıyoruz.